İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçime doğru programında kanalımızda soruları yanıtladı. Mehmet Akif Ersoy ve genel yayın yönetmenimiz Mehmet Yeşilkaya'nın sorularını yanıtladı. Rakibi AK Parti adayı Murat Kurum'un 650.000 konutun dönüşümünü içeren projesinin olanaksız olduğunu savundu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binası'nda kaydedildiği iddia edilen daha doğrusu para sayma görüntülerinin de kendisiyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'yla bir ilgisi yok dedi. Orada bir tapu işlemi öncesi yapılmış bir olay var. Usul açısından doğru değil ama Türkiye'de bu var mı? Var. Para sayma görüntülerini değerlendirdi. Kendisiyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi. Bir topyekün saldırı düzeni içerisinde Ekrem İmamoğlu'na buradan hani bir leke sıçratalım. Ben onlara şöyle yapıyorum. Sağ elimle şöyle iki yaptığım zaman bu kadar toz zerresi bile Ekrem'e sıçratamazlar. İşlerine baksın. Ekrem İmamoğlu ile ilgisi yok. Tamam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir ilgisi yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçime doğru programında soruları yanıtladı. Rakibi AK Parti adayı Murat Kurum'un kentsel dönüşüm projesini eleştirdi. 650.000 konutun 5 yılda yapılamayacağını iddia etti. Yani 650.000 konut vaat etti değil mi aday? Bizim de yaptığımız az önce dedim ya 10.000 küsür konut. İkisini toplasan 20.000 yapmıyor. Kiptaş'ın yaptığı. Yahu Allah'tan kork. Bakın şu ne biliyor musunuz? 5 yıldaki yıllık performansı 2002-2023 anında yıllık performansı 2800. Yani bakın belediye onların, ilçe belediyelerinin 20-25 tanesi onların, iktidar onlarda. Yıllık performansı bu. Yani insanların algısına oynayan bir düzen diyorum. İmamoğlu Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yılda tamamladığı konut sayısını da açıkladı. 16 farklı noktada 12.000 konut tamamlıyoruz. Daha doğrusu 12.000 konuta ulaşıyoruz şu an itibariyle. Mesela... bunlar 2000, deprem odaklı ürettiğiniz konutlar mı? Tabii. 2200 sosyal konut bitirdik. Ve metro tartışması. İmamoğlu yönetimi süresince tamamlanan metro hatlarını grafiklerle anlattı. 65,1 kilometrenin bittiğini açıkladı. Bizim dönemimizde 65,1 kilometreyi bitirmiş oluyoruz. 16'sında ve 18'indeki açılışlarımızda. Tamam. 2019 yılında devraldığımızda 10 metro hattının tamamında çalışma yoktu. Bakın pandemi, döviz artışı, enflasyon, faiz, 1 lira bankası devletten yok, 1 lira iller bankasından yok, bu işleri başarmış. İnsan bir alkışlar ya.